Bu ne demek oluyor Savaş? Hoş geldin. Hiç hoş falan gelmedim. Nostaljiyi piyasadan çekmek ne demek? Piyasaya çıkartmıyorum demek. Bence gayet basit ve anlaşılır. Hayır efendim. Hiç de anlaşılır falan değil. Sen ne yapmak istiyorsun? Sana daha önce de söyledim. Şirketle alakalı kararları ben alırım. Ve beni ilgilendirir. Seni mi ilgilendirir? Hayır efendim. Şirketle aldığın kararlar hepimizi ilgilendirir. Beni, Süreyya'yı, ailemizin şerefini ve haysiyetini ilgilendirir. Bu bahsettiğin değerler benim için de önemli. Öyle mi? Hiç önemli değilmiş gibi davranıyorsun ama. Şimdi söyle bana. Nostaljiyi neden piyasaya çıkartmıyorsun? Madem çıkartmayacaktın, neden görkemli partilerle tanıttık? Olanları gördüm. Bu durumda nasıl çıkarsaydım? Olan biten bir şey yok Savaş. Atabey'in damadı olacak o adam. Seni kandırdı diye. Senin suçun ne? Parasını ödemişsin, mal senin. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar basit değil. Ha. Anladım. Sen Ayşe'ni etkilemek için büyük fedakarlık oyunu oynuyorsun. Ama bu oyun hepimize çok pahalıya mal olacak. Herkes üstüne düşeni ödeyecek. Sen bile. Ben buna müsaade edemem. Ne yapacaksın? Sen mi çıkaracaksın? Senin geri adım attığını öğrenince Atabey seriyi piyasaya sürer. Atamanlar benden çalmıştı. Alın işte görün der. Sonumuzu hazırlıyorsun Savaş. Umarım farkındasındır. Yarım kalan toplantımızı yapacağız. Derhal. Tabii efendim. Yürü benimle. Ne yapıyorsun Savaş? Bak, suçlu olduğumu bilirim. Ama en azından senin düşündüğün kadar suçlu olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Böyle mi anlatıyorsun? Başka yol mu bıraktın? Tamam o zaman. Tek bir soru, tek bir cevap. O tasarımların Atabey'in olduğunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Hadi söyle. Biliyordum. Bile bile yaptım de. Hoş geldiniz beyler, buyurun. Avukat bey, size boş sandalyemiz kalmadı. Ama merak etmeyin, toplantımız çok kısa sürecek. Umarım ayakta kalmak sizin için sorun olmaz. Hiç önemli değil. Arkadaşlar, toplantımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah da söylediğim gibi nostalji serisini piyasaya çıkarmıyoruz. Ama efendim aldığımız siparişler... Savaş bey, bazı alıcılar ön ödemesini yaptı. İade edin. Efendim, ücret iadesi dışında karşılaşacağımız sorunlar var. Ne gibi? Yaptığımız birçok anlaşmada serinin vaktinde teslim edilmemesi halinde yüklü tazminatlar ödeyebiliriz. Ne kadar büyük bir paradan bahsediyoruz? Yıkılmasak da epey sarsacak kadar. Ayrıca marka değerimiz, prestijimizden uğrayacağı zarar milyonlarla ölçülür cinsten değil. Sanırım hepsini göğüsleyebilecek güçteyiz. Bunun ticari anlamda bir intihar olduğunu söylemek zorundayım. Gel. Fatih. Müsait miydiniz hocam?
Tabii tabii, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni böyle buraya? Feride, niye kalktın kızım? Senin dinlenmen lazım iyice. Hadi git yat biraz daha. Bir şey söyleyeceğim anne. Ne oldu? Ben düşündüm. Ne düşündün? Atıf benim için tamamen bitti artık. Çok güzel. Geç alınmış ama doğru bir karar kızım. Ama... Ama? Ben bu çocuğu istiyorum anne. Evet. Başka bir şey var mı? Savaş Bey, bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum lütfen. Hayır. Efendim, size daha önce söylediğim gibi bu bir intihar olur. Harika. Hepiniz bu şirket için canımızı veriziyordunuz. İşte size bir fırsat. Ve kimler benim de ölümün üstüne yürüyor? Yol arkadaşlarımızı bir tanıyalım. Ne söylediğinin farkında mısın Feride? Böyle bir şey nasıl olur? Sen bunu bana benden... Anne tamam, sakin ol be. Sen nasıl sakin ol dersin? Bunu benden nasıl istersin? Ne demek ben bu çocuğu istiyorum? Ne yapacaksın? Doğuracaksın öyle mi? Yok artık, bu kadarı da çok fazla. Bak kızım bak, sen iyice saçmalamaya başladın. Hadi git yat dinlen. Daha iyileşmedin sen. Hadi git kızım, görünme gözüme. Yat yatağına yat, bir şeyler yap ama lütfen gözüme görünme. Tarihlerde bir yanlışlık yok. Ama buradaki sözleşmelerle ilgili bir çalışma yapmak gerekiyor. Tamam. Vakit kaybetmeyin. Avukat Bey. Sizi bir dakika daha ayakta tutabilir miyim? Buyurun Savaş Bey. Biliyorsunuz zararımız çok büyük olacak. Ne yazık ki öyle. Bu zararı giderebilmemiz için bazı kısıtlamalara gitmek zorundayız. Sizin maaşınızdan başlayalım. Hı? İstifanızı kabul ediyorum. Ama Savaş Bey. İyi günler. Sen çok iyi bir doktorsun Fatih. Tek bir kusurum var. Bu meslek küsmeyi, yılmayı kaldırmadı. Haklısınız hocam. Ama kaybettiğim hastanın yakınları. Davadan haberim var tabii. Ama sen görevine devam edebilirdin. Öyle küstüm, oynamıyorum der gibi bir tavır sana yakıştı mı hiç? Adım temize çıkmadan işimi yapamam. Buna ihtiyacım var hocam. Senin asıl ihtiyacın biraz dinlenmek, kafanı toparlamak. Davanın senin lehine sonuçlanacağına eminim. Kapımız sana her zaman açık. Unutma. Sağ ol. Buraya gelerek çok güzel bir adım attın. Lütfen arkasını getir. Buna mecburum zaten. Beni okutana, bugünlere getirene karşı borçlu. Ve de hastalarına borçlusun. Müsaadenizle. Dediğim, kapı sana her zaman ardına kadar açık.